çok önemli bir ismi bağlayacağız. Belki de merak ettiğimizi aslında kendisine de sorabiliriz. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Bölümü Dekan Vekili Profesör Doktor İsmail Türkan bizimle birlikte. İsmail Hocam, hoş geldiniz. Mete Bey, lütfen siz ayakta kalmayınız, oturun. Hep hani tuz göründe... buyurun hocam. Televizyonu kapatayım bir saniye. Tamam, siz televizyonu kapatırken ben de çok önemli diyorum. 13 deneyden bahsediyoruz. Hani evet. Tuz Gölü'nde nadide bir çiçekten bahsediyoruz. O çiçeğin de deneyi olacak tabii ki. Şimdi İsmail Hocam da bize anlatacak. Çünkü bu fikrin sahibi... Kapatabildiniz mi İsmail Hocam? Hoş geldiniz. Evet, tamamdır. Tekrar. Biz deneyleri böyle... Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Alper Gezer Avcı'nın da içinde bulunduğu mürettebatın sağ salim, çok güzel Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenmesini ve orada deneyleri yapmasını diliyoruz başarıyla. Bizim deneyimizin adı kiseromofit, yani kiseromofit diye bir deney. Bu deneyde doçent doktor Rengin Özgür Uzulday, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden, doçent doktor Barış Uzulday, ki şu anda o kendisi NASA'da fırlatmadan önce burada bir haftadan beri bulunuyor, ve ben birlikte tasarladık deneyimizi. Biz ekibiz, zaten birlikte çalışıyoruz. Biz bu misyon kapsamında Şirenkelle parvula isimli bir bitkiyi Tuz Gölü'nde, Tuz Gölü'nün çevresinde yetişen bir ekstremofeti gönderiyoruz. Amacımız yüksek tuzluğa toleranslı Şirenkelle parvulanın bir model bir bitkidir. Şu anda dünyanın değişik laboratuvarları tarafından kullanılmaya başladı Şirenkelle parvula. Mikro yerçekim koşullarında Şirenkelle parvulanın tuz toleransını sürdürüp sürdürmeyeceğini araştıracağız. Sürdürüp sürdüremeyeceğini. Esas amacımız bu. Daha önce mikro yerçekim koşullarında bildiğimiz kadarıyla tuzluğa toleransın devam edip etmediği henüz araştırılmadı. Bu ilk olacak. Tabii bitkimizin uzayda kaldığı sürece Sayın Alper Gezer Avcı tarafından yapılması gereken işlemleri olacak. Bitki geriye geldikten sonra biz ilave moleküler, biyokimyasal ve moleküler deneyler yapacağız, ölçümler yapacağız. Ve özellikle mikro yerçekimi koşullarında strese karşı direncini sürdürebildiyse bu stresine, bunun nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışacağız. Çirenkeyle parvula çok ilginç bir bitki. Şu anda bütün dünyanın ilgisi var bitkiye. Bu bitkinin genomu 2011 yılında Illinois Üniversitesi'nden bir grup tarafından sekanslandı. Dolayısıyla gen haritasını biliyoruz aşağı yukarı. Biz de laboratuvarımızda bu bitkiyle çalışıyoruz. Yaklaşık 10-15 yıl, 10 yıldır. Ve hatta çok ilginçtir, son birkaç yıldır Japonlarla da ortak çalışma yapmıştık. Tohoku Üniversitesi'nden bir grupla, orada benim bir öğrencim çalışıyor, şu anda doktora yapıyor. Ve onlarla bu şirenkeyle parvula bitkisiyle ilgili olarak dünyanın saygın dergilerinde çok yeni bir makalemiz 2 gün önce kabul edildi. Onun kök büyüme tuz stresi altında kök büyüme dinamiğiyle ilgili olarak. Bitki sadece yüksek tuzluğa toleranslı değil, kuraklığa toleranslı, yüksek ışığa toleranslı, bora toleranslı, lityuma toleranslı, yani multi tolerans gösterebilen bir bitki. Düşünürseniz, eğer deniz suyu işte tuzluluğu 35 civarında, bu bitki 50 toprak koşullarında, tuzluluğun 50 olduğu koşullarda yaşamını sürdürebiliyor. O bağlamda çok ilginç özellikleri ve strese direnç mekanizmaları olan bir bitki. Biz de onu anlamaya çalışıyoruz.
Tabii pratikte bunun yararları olabilir. Sizin sorunuz varsa beni... Evet hocam, tam olarak nasıl yararlarını bekliyoruz? Yani Alper Gezer Avcı işte bir şekilde dediniz ya, üzerinde o bitkinin bazı deneyler yapacak. Dönecekler, siz sonra burada sahada çalışma yapacaksınız. Belki işte sizin de yapacağınız deneyler olacak ekibinizle birlikte. Sonrasında ne bekliyor bizi? Ya şimdi tabii az önce söylediğim gibi biz döndükten sonra moleküler analizler yapacağız. Yani hangi genler açılmış, hangi genler kapanmış, öyle söyleyelim. Total bir transkriptomik dediğimiz bir iş yapacağız. O biraz messenger RNA'yı ölçmeye yönelik bir çalışma, bir kısmı deneyim. Hı hı. Şimdi tabii hem şeyi öğreneceğiz bir kere. Şimdi koşulların bitkilerinde tuz toleransı nasıl etkileniyor? Bu temel boyut. İkinci boyutu, eğer bu bitki mikroyer çekimi koşullarında tuz toleransını, yani şirenkelle parula tuz toleransını sürdürmeye devam ediyor ise, bunun pratikte ileride işte Ay'da ve veya Mars'ta kullanılma potansiyeli olabilir. Yani oradaki topraklarda sodyum perklorit başta olmak üzere, klor olmak üzere yüksek düzeyde tuzluluk var. Ve o toprakların, regolitlerin daha doğrusu arıtılmasında bu bitki değerlendirilebilir. Yine atıkların arıtılmasında değerlendirilebilir. Özellikle astronotların idrarlarını. Bu bağlamda yani orada bir takım elementlerin yeniden döngüye sokulması, suyun yeniden dengeye girmesi, sokulması açısından pratikte yararlar sağlama potansiyelinde olduğunu düşünüyoruz. Öyle varsayıyoruz. Bunun yanı sıra bu bitkiden elde edilecek bilgiler, özellikle bu stresle ilişkili, yüksek streslere, abiyotik streslere toleransla ilgili genler ve mekanizmalar ne kadar çok aydınlatılırsa, bunların pratikte özellikle küresel değişim altında bitkisel üretim çok büyük sorun teşkil ediyor. Yani şu anda tarımın başladığı bugünden günümüze kadar ürettiğimizin yaklaşık %75'i kadar gıda üretmek zorundayız önümüzdeki 35 yıl içerisinde dünyada küresel olarak. Gerçekten çok büyük bir zorluk. Yani düşünebiliyor musunuz, tarım 10 bin yıl önce başladıysa ve biz bugüne kadar yaklaşık diyelim ki bir 100 kilogram gıda ürettik. Önümüzdeki 35 yıl içerisinde en az 75 kilo daha üretmek zorundayız. Bunun 100 kilo daha üretilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Dolayısıyla bu büyük bir zorluk. İşte bu tip çok ekstremofit özellik gösteren bitkilerden elde edeceğimiz bilgileri tarım bitkilerine kazandırarak marjinal alanları, özellikle stresli ortamları tarıma açma potansiyeli olabilir. Yine çorak topraklarda tarım yapabilme potansiyelinin önü açılabilir. Yani bunun pratikte bu şekilde de faydaları olabilir diye düşünüyoruz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde zaten bunu çok net bir şekilde. Selçuk Hocam, bu 13 teşekkür ediyorum bu arada İsmail Hocam. Selçuk Hocam'a da soru sormak istiyorum. Bu 13 deneyi bahsediyoruz, işte şahane de bir şekilde arkada da yazıyor her biri. Ama tabii ki bizim anlayacağımız şekilde diye ben altını çizmek istiyorum. Dönüşte nelerle gelecek bu 4 astronot? Genel olarak bir bakış aslında, ve tabii ki bu 13 aslında. Deney. Buyurun. Evet. Aslında biliyorsunuz uzay istasyonu bir dinlenme tesisi değil, aslında devasa bir laboratuvar ve İsmail hocamız çok güzel bir şey belirtti aslında. Çok teknik terimler kullandı ve sonra günlük yaşamdaki yansımalarından bahsedince muhtemelen normal vatandaş bu çok garip görünüyordu ama gerçekten çok ilginç şeylerdi. Günlük yaşamda da kullanılabilecek teknolojiler ya da çözümler üretebiliyormuşuz diye düşünmüştür. Yani uzay istasyonunda yapılan deneylerin her biri, bilimin mantığı da budur zaten. En az bir tane soruya yanıt ararsınız. Yanıt bulduğunuz zaman başka sorular ortaya çıkar, onları da çözmeye çalışırsınız. Bu iş böyle ilerliyor ve uzay istasyonunda yapılan her bir deney, bu dünya için yapılan deneylerdir aslında. Bu bir insan vücudu olabilir. Bu belki topraksız tarım uygulaması olabilir. Bu belki daha iyi materyaller yapmak olabilir. Belki daha verimli enerji üretimi yapan güneş panelleri tasarımı ya da başka yöntemler olabilir.
Yani uzay istasyonunda yapılan bu çalışmalar bilimsel yayınlara dönüşecektir. Ve sizin dünyada sahip olamadığınız bir laboratuvar fiziksel koşullara sahip uzay istasyonu. O nedenle orada yapacağınız deneyler haliyle bunlar bilimsel makaleye dönüştüğü zaman bilim camiasında da değerli yayınlar olacaktır. Ve orada siz malzeme bilim üzerine deneyler yapacaksınız. Onun dışında alaşımlar üzerine deneyler yapacaksınız. Bitkiler üzerine özellikle algler acaba ne kadar miktarda oksijen üretiyor? Acaba ben bunun daha büyük bir sistemini ne bileyim belki ay üzerine kuracağımız üslerde kullanabilir miyiz? Acaba biliyorsunuz iklim değişimi diye bir gerçek var, küresel ısınma diye bir gerçek var. Dünya bununla yüzleşecek. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Dünya kuraklığı yaşayacağı zaman ekilebilir alanlar biliyorsunuz sürekli azalıyor. Acaba ben daha küçük toprak ve suyla nasıl ürünler elde edebilirim? Aslında bunların uygulamaları bunlar. Yani orada yapılacak deneyleri bizden böyle çok ayrı, çok uzakta işler gibi görmemesi lazım hiçbir insanın. Çünkü tamamen bize böyle damardan bağlı şeyler onlar. Yani belki de insanlığın tarihini değiştirecek şeyler. Geçenlerde biliyorsunuz bir DART projesi yapıldı. Ne yaptı? Çift asteroid sistemine gitti. Küçük asteroide çarptı. Buzdolabı büyüklüğünde bir uzay aracı. Ve onu birazcık yörüngesini saptırdı. Belki bu teknoloji sayesinde dünya yok oluştan kurtulacak. Belki de dinozorlardan daha zeki olduğumuzu böyle göstereceğiz. 65 milyon yıl önce olan olay belki burada olmayacak ki istatistiksel olarak bakarsanız her milyon yılda bir dünyayı ciddi şekilde tehdit edecek bir asteroidin çarpması lazım. Gelen giden yok ve uzun süredir de gelmedi. O nedenle uzay çalışmaları bizim hayatımızı kurtarıyor. Gezegenin kötü günlerine bizi hazırlıyor. O açıdan bakmamız lazım. Normal vatandaş işte garip isimleri var bu deneylerin acaba ne işe yarıyor diye düşündüğünde her zaman bunu aklına getirsin. Oradaki terimleri bilmesine gerek yok. Orada yapılan her şey, uzayda yapılan her şey, genel anlamda bakarsanız bilimin yaptığı her şey belli sorunlara çözüm bulmaktır. Teknolojik olarak çözüm bulmak ister, biyolojik olarak çözüm bulmak ister. Bunlar çevremizi daha yaşanabilir kılmaya çalışan şeyler veya insan ömrünü uzatan şeyler veya hastalıklara çözüm bulmaya çalışan şeyler ki kanser hücreleriyle alakalı da bir deney var. 13 deney içerisinde. Yani böyle bakmak lazım bu olaya. Teşekkür ediyorum hocam. İsmail hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son sözlerinizi alabilirim. Dediğimiz gibi tabii az önce çok mutlu olduk. İlk uzay yolcumuz Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. Ve tabii şimdi heyecanımız da başka bir yönde. Biz deneyimizin nasıl ve diğer deneylerin sonuçlanacağını bekleyeceğiz. Dileriz her şey planladığımız, tasarladığımız, istediğimiz şekilde ilerler. Ve merak ettiğimiz, amaçladığımız hedeflere ulaşabiliriz. Ve bunu biz evrensel bilimin, ülkemizle bilim ve teknolojinin gelişmesi, evrensel bilim ve teknolojinin gelişmesi için yararlı sonuçlar elde edebiliriz. Umarız. Uzay yolculuğundan diye umuyoruz. Teşekkür ben ediyorum. Size teşekkür ederim bu çok fırsatı sağ olun sunduğunuz hocam. İçin. Profesör Doktor İsmail Türkan bizimle birlikteydi. Sağ olun hocam, aktardıklarınız çok kıymetli bilgilerdi bizim için. Sağ olun, var olun. İyi geceler diliyorum size. Elbette çok merak ettiğim şeyler var. İyi geceler, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun hocam.